Olimpiyatlara geri sayımın başladığı Rio de Janeiro'da çevre kirliliği gündemden düşmüyor. Brezilyalı yetkililer olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için adaylığın sunulduğu 2009 yılında ülkedeki hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınırlar dahilinde olduğunu beyan etmişti. Reuters haber ajansının araştırmasına göre bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. İnşaatlardan havaya yayılan kiri havada ve tenimde hissedebiliyorum. Çok korkunç. Hava kalitesinin artırılması ile ilgili reklamlar var. Sürekli duyuyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Uzmanlar Brezilya'da metreküpe düşen tehlikeli partikül oranının yüksek olmasının olimpiyat standartlarına aykırı olduğunu vurguluyor. Patolog Paulo Saldiva, ülkedeki hava kalitesinin bazı Afrika ve Asya ülkelerine göre daha iyi olmasına rağmen Avrupa ülkelerinin çok gerisinde olduğunu söylüyor. Saldiva'nın çalışmalarına göre Rio'da 2014 yılında hava kirliliğinden kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle en az 5400 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Kirlilik sadece havayla sınırlı değil, olimpiyat oyunları Cuma günü başlayacak ve Guanabara Körfezi'nde su yarışları düzenlenecek. Fakat körfezdeki kirlilik seviyesi sporcuların sağlığını riske atacak kadar ciddi boyutlarda.